Herkese merhaba. Şu anda İTÜ'deyiz ve aslında kongrenin ilk gününün sonuna geldik. Ne kongresindeyiz derseniz moleküler biyoloji ve genetik kongresi. 6-7 tane hocanın konferansını dinledik bugün ve hepsiyle iletişime geçmeye çalıştık bir şekilde. Size çok fazla video çekemedim bugün ama yarından itibaren başlıyorum artık. Zaten 3 gün süren bir kongre. Size de biraz bir şeyler göstermek istiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Günaydın. Şu anda metrodayız. Evet, duydunuz. Bayağı bekleyeceğiz ve hava biraz yağmurlu. Sanırım üşüyorum. İnşallah 9.30'a yetişebiliriz. Eğer 5 dakika geç gelirsek asla konuşmaya giremiyoruz. Galiba ilk konuşmayı kaçırdık. Maalesef. Neyse, orada görüşürüz. Biraz yürüme mesafesi var zaten, kesin geç kaldık yani. Arabanın duruyor. Evet ya. Neyse, biz şu ay kahve falan içeriz herhalde. Sesimi alabiliyor musunuz bilmiyorum ama. Neyse hadi bay bay. Biz de kongreye gidiyoruz şurası. Neydi burası? Kültür merkezi mi? Tech Talks gibi bir şey sanırım. Yani kültür merkezi gibi bir şey. Bu arada Sena benim sınıftan arkadaşım ve onun da bir YouTube kanalı var. Evet, ben de yurt dışından yaptığım maceraları vesaire anlatıyorum. Hayatta kalma da... hikayeler. Kanalını bir yerlere eklerim, bakarsınız. Bayağı güzel bir video olmuş. En sevdiğim arkadaşım. Evet, şu anda geç kaldığımız için ikinci konuşmayı bekliyoruz. O da 10'u çeyrek geçeymiş ve bu sırada size neden kongreye katılınmalı gibi bir şeyler anlatalım istedik. Çünkü mesela bu kongreye çok fazla yabancı ülkelerden hocalar geliyor ve onlarla iletişim kurma olasılığınız artıyor. Yani mail adresini alıyorsun, burada zaten yüz yüze de konuşabiliyorsun. Belki staj yapmak istersen ondan yardım istiyorsun falan. Bu konuda çok iyi. Mesela bazen sertifika veriyorlar. Bu sertifikalı kongreler çok daha iyi oluyor tabii ki. Mesela CV'ne bile ekleyebiliyorsun çoğunu. Evet. Ve CV'de İstanbul'da bir kongre görmeleri gerçekten seni işe almalarında veya staja kabul etmelerinde çok büyük bir artı sağlıyor. Aynen. Bir de aldığınız şeylerde, sertifikalarda seri numarası yazıyor mu yazmıyor mu ona dikkat edin. Çünkü seri numarası yazan sertifikaları CV'ye ekleyince daha resmi oluyor. Yani onun bir geçerliliği oluyormuş. Diğer türlü sadece gönüllü işlere ekleyebilirsiniz. Aynen. Peki neler anlatıyorlar şu an bu kongrede? Biraz bahsetmek ister misin? Bu moleküler biyoloji genetik kongresi. O yüzden daha çok bu konulara yönelmek isteyen işte nöroloji olur, immünoloji olur ya da kök hücre tedavisi vesaire bunlarla ilgilenen araba. Evet, gitti. Bunlarla ilgilenen birisiyseniz ya da bilime her türlü ilgi duyuyorsanız bu tarz kongrelere katılmanız çok büyük bir avantaj sağlar. Bir de öğrencilere bedava olsa çok daha güzel. Evet, en azından yemekleri bedava, yemek kahve. Bu arada İTÜ de çok güzel ya. İTÜ'ye bayıldık. Birazdan sizi etrafını da çekelim. Evet, şimdi İTÜ'de bir gün geçirmek falan. Hadi görüşürüz. Çok tatlı. İTÜ'nün köpeği bile mutlu arkadaşlar. Evet, gördünüz size. Tamamdılar. Şimdi öğle arasına çıktık. Şöyle aynen yemeklerimizi aldık. Şimdi dışarıda oturacak bir yer arıyoruz. Hava gerçekten çok güzel. Biraz yağmur yağdı ve İTÜ'lüler yok. Evet. Cumartesi olduğu bomboş için. Bomboş bir okul, çok güzel. Süper. Ya Tesla bunları iyi ki görmedi. Bir görse adam elektriği yok kendine. Şu an içlerin arasına karıştık. Evet arkadaşlar, bilgisayar mühendisliği okuyoruz ve rolümüz gereği de bunları takmamız gerekiyor. Ay bende yok.
sen o zaman başka bir şey oku kanka. Bizim bölüm vardı ya bu okulda. Aynen. Milde moleküler biyoloji sadece. Evet. Moleküler biyoloji falan. İtülü geçti de. Eğleniyoruz. Bir sürü İtülü olmadığını nasıl belli edersin? Videonun adı bu mu olsa acaba? Videonun adını hemen aşağı yukarı yapın. Ona göre bize. Sizi okuyup ondan sonra değiştireceğim. Siz okuyun diye yazdıklarınızı okuyun. Neyse tuvaleti bulduk biz. Şurası. Tamam. Gidelim. Görüşürüz. Siz de gelin istiyorsunuz. Şaka. Kapatın. Nil yine olay işledi. Olay mı işlenir? Olay işlendi. Fotoğraf çekiliyoruz. Evet, Nil habersiz çekimler yapıyor. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sizin için, daha doğrusu Instagram hesabım için çok güzel fotoğraflar yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden emeğimin karşılığını... İsminiz neydi? Seniçkov. Evet, Nil Kurtgöz. Nil Kurtgöz takip edin. Evet, Nil Kurtgöz. Hatta şöyle... Hayatını tehlikeye atıyor ve habersiz çekim yaptırıyor. Ama aslında haberi var. Az önce konuşmaları bitirdik ve hocaların yanına gittik konuşmaya. Ondan sonra senden bir tane İspanyol bir profesör gördü. Ve kredi kartınızı alabilir miyim dedi. Sen söyle. Aslında normal hani kartın almak istedim ama kredi kart deyince adam da istersen nakit vereyim. Çok fena. Ve adamın konuşmasında epilepsi nöbeti geçiren bir farenin videosunu izletti bize. Ve ben de acaba ölüyor mu ya falan diyorum. Sena diyor ki ölse video biter. O da daha ilk dakikası, video 10 dakika. Diyor ki ölmüş mü? Öyle olur mu? Rating lazım. Çok eğlenceli geçiyor. Çok iyi. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bir tane hocayla konuşacaktık. Yine network yapma çabamız. Ben Nil'e dedim ki bu hoca İngiltere'den gelen değil mi dedim. Dedi aa evet evet bu dedi. Gittik hocaya işte hocayla konuşuyoruz. Merhaba hocam harika bir sunumdu. İşte sizin konunuza çok ilgiliyim. Bir dakika şunu da belirtmek istedim. Hocanın aksanı da çok İngiliz aksanı gibi böyle hello falan yapıyor yani. Evet. Biz hala devam ediyoruz işte harikaydı bilmem ne. Ben en son dedim ki peki mesela İngiltere'de ben yaşamak istiyorum ileride dedim yalana bak. Mesela İngiltere'deki staj olanakları işte iş olanakları nasıldır diye sordum. Adam böyle durdu. Bilmiyorum aslında ben Avustralyalıyım. İngiltere'yi nereden bileyim dedi. Çok saçmaydı. Biz Nil'le böyle kaldık. Adam hala bize böyle bakıyor. He tamam o zaman ben aslında Avustralya'yı da soruşturmuştum falan diye toparlamaya çalışıyoruz. Nil tabii hiçbir şey demedi. Ben aldım. Benim. Evet. Sonra Avustralya işte şeymiş, pahalıymış, zormuş, çok öğrenci istiyormuş falan filan. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de adam diyor ki yani İngiltere'yi de düşünüyorsanız mail atın bence. Hatta lise falan da atın. Avustralya'ya da mail atın diyor falan böyle. Sanki biz hiç bilmiyorduk mail atılacağını yani. İnsan bir yardım eder şurada yüz yüze gelmiş. Burada kongreyle ilgili final anım bu olsun istiyorum. Zirvede bırakıyoruz. Bundan sonra hocalarla konuşmayacağım. Öyle yani Nil. Ne diyoruz? Kongre bitseydi video da biterdi. Ölseydi video biterdi. Ama hiçbirimiz ölmedik. Fiillerimizi izlemeye devam edin. Görüşürüz. Aniden gel. Arkadaşlar İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Kongresi'nin düzenleyen kulübün başkan yardımcısı liseden arkadaşım çıktı. Nasılsınız arkadaşlar? Dinçer Aydın. Milli liseden arkadaş oluyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ha şey yaparsın, linki koyarsın böyle. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. Bekleriz bütün moleküler biyolog arkadaşlarımızı kongremize. Seneye de olacak mı? Olacak, her sene yapıyoruz zaten. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de çekiyorsun şu anda farklı. Adres sormak 1 lira. Harika. Pardon, iti nerede acaba? Şurada. Acaba vlog çekmek de paralı mı? Neyse metroya pardon, gidiyoruz. Pardon 50 kuruş alabilir miyim? Kongreden çıktık. Zorlu'ya gidiyoruz. Liseden arkadaşlarımla buluşacağım. Sena'yla onlarla tanıştıracağım.
Sonra da Sena'nın arkadaşlarının yanına Akabulor'ya gideceğiz. Bu kadar konum vermem acaba mantıklı. Neyse ki sonradan yayınlayacağız. Evet, bu videoyu koyduğum zaman zaten Çanakkale'de olacağız. Gerçi bulsanız da ne olur ki? Gelen yokmuş. Neyse, hadi bay bay. Öyle yani. Merhaba, şu anda Zorlu'nun otoparkından çıkmak üzereyiz. Kongre bittikten sonra liseden iki arkadaşım, gerçi size söylemiştim bunu. Bir tanesi Özlem, dershaneden arkadaşımdı. Diğeri de Eda, gerçi o gitti ama. İşte şimdi Özlem bizi Marmara'ya bırakıyor, sonra da eve geçeceğiz artık. Sena da burada. Merhaba. Çocuk kol. Ben açmadım. Bu araba otomatik. Teknolojik. Çok teknolojiyim. Biz az önce Marmaray'dan indik ve işte şey oldu. Bir trene bindik, Marmaray'a bindik. Oturuyorduk falan, güvenlikleri yok. Hayır arkadaşlar, karşı trene geçeceksiniz dedi. Sonra anons yapıldı. Anonsu yapan kişi dedi ki, bu tren. Bu trene bineceksiniz. Bu tren. Hangi tren? Garipti. Sonra trende ışıklar kapalıydı, böyle tünelden falan geçerken kapkaranlık. Birisi bir şey çalsa haberimiz olmadı. Çaldılar falan. Onu da öbür videomuzda anlatacağız. Bakmadım. Bugün de geciktik. Bekliyoruz. Evet. Bugün yine geç kaldık galiba. Evet. Sıkılıyorum artık. Keşke daha fazla uyusaydık. Evet. Ne düşünüyorsun bu geç kalmalar konusunda? Hazırlanamıyor değil. Öyle yani, o yüzden hep geç kalıyoruz. İşte sütünü falan yavaş yavaş içiyor. Öyle. Merhaba. Biz şu anda Çanakkale Feribotu'ndayız. Yani İstanbul'daki kongremizi bitirdik. Artık yuvamıza dönüyoruz. Kongreden şöyle kısaca bahsetmek gerekirse. Genel olarak hocalar falan çok iyiydi zaten. Gerçekten güzel bilgiler öğrendik. Çok iyi iletişim kurduk. faydası olmuştur ya da yani en azından keyifli vakit geçirmişsinizdir umarım.